Merhaba Bagomiller. 101'in bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Bir sosyolog. Kendisiyle Türk Edebiyatı'ndan, Türk Sosyolojisi'nden, kuruluş dönemindeki, Cumhuriyet dönemindeki Anadolu'dan bahsedeceğiz. Kemal Tahir'den bahsedeceğiz. Çünkü kendisi bu alanda çok önemli çalışmalar yapmış biri. Profesör Doktor İsmail Coşkun. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Güzel bir yayın olsun inşallah. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Yarışmacı <laughs> arkadaşlara başarılar dilerim. Hocam şimdi Türkiye'de hemen konuya gireyim. Çok önemli entelektüeller yetişmiş bence. Bunların bazıları kadar dünya standartında işler çıkarmış. Fakat ben yerini bulduğunu düşünmüyorum. Bunu Şevket Süreyya ile ilgili fikirlerimde çok söylemiştim. Kemal Tahir de bunlardan biri. Peki sizce, bu benim tarihçi olarak görüşüm. Bir yumuşak kanım dolu bir tarih romanlarıyla bilinen biri. Fakat onun dışında sosyolojik gözlemleri de çok ilginç olan biri. Sizce Kemal Tahir önemli mi? Niye önemli? Ondan ne öğrenebiliriz? Öyle genel bir şeyle başlayalım. Yani öncelikle şu, Türk Edebiyatı'nda yani kanonik diye bir şey varsa yani kanonu oluşturan yerleşik olan artık klasikleşmiş bir metin, bir yazar varsa bu birkaç isimden bir tanesi. Özellikle bir yerde İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk romanı biraz 45'ten sonra başlatma eğilimi güçlüdür. Yani modern manada bütün özellikleriyle modern romanın başlangıcı 45 sonrası Halit Ziya ile başlamasına ilişkin değerlendirme. Bu anlamda Kemal Tahir gerçekten eleğin üstünde, kalburun üstünde kalan nadir birkaç isimden Niye? bir tanesi. Ne özelliği Kü var yani? şu hani Türk ilk psikolojik roman Eylül yok, bir yok. böyle bir şey gibi ya Hayır. değil işte yani Eylül kalmıyor ama Kemal konuşulmaya yani devam ediyor yani. Değil ama niye kalmış? biraz Türkiye'nin hikayesi Türkiye gerçekliğini Türkiye toplumunu Türkiye'de devlet toplum ilişkilerini toplumun bünyesindeki hareketliliği gerilimi dinamiği zaaflarını açmazlarını sıkıntılarını yakalamaya ilişkin olağanüstü bir odaklanma var bir kafa yorma var ve çalışma var yani bir de bunu yakalarken tek bir odak noktasından değil yani işte didaktik metinler ortaya koyma değil. Meselenin gerçeği nedir? Hikayenin gerçeği nedir? Diye bütüncü bir perspektifle. Mesela nedir Kemal, hocam o? Kemal Tahir'in romanları çok mesela bir karakterin konuşması üzerinden bazı nasihatte bulunmaz. O anlamda didaktik değildir. Bazen haksızlık yapılır Kemal Tahir. İşte yani tezli roman gibi. Bir şey. Tam aksine diyaloglar ki Kemal Tahir romanını tanımlayıcı özelliklerden bir tanesidir. Her karakter olayın, hadisenin, olgunun bir tarafına dikkat çeken bir soruşturma içerisindedir. Mesela bir örnek geliyor mu aklınıza? Yani yani, buraya mi? koymuşuz bu kadar kitabı. Bunların da siz yani, ön sözünü yazdınız da, ama hepsini yani. yani Diyelim ki bir Dünya Savaşı'na giriş, çıkış, milli mücadele sonrasında orada. Yani e, mesela Kurtlukla düşeni yeme kanundur gibi bir laf Kemal Tahir Şimdi çok şey anlatıyor ya. çok hani Yani bir deyim ve kurt kanununun kanunun yani. girişinde kullandığı bir şeydir. Yani 1926 İzmir suikastine odaklanan kurt kanunu bu anlamda orada hmm. Mustafa Kemal'i görürsünüz, Kara Kemal'i görürsünüz. Komitacılık hevesleriyle bir iktidar değiştirme girişiminde bunu görürsünüz. Basit, sıradan bir kumarbaz karakterli bir siyasetçi görürsünüz. Bir de ee, bir da... mıydı? Naciye miydi? Balı Naciye. Balı, evet, Balı Naciye. Perihan karakteri, Gurbet Hala karakteri, emekli asker eşi, Semra Hanım ya da Kilyos'taki çiftlikte Bektaşi Derviş. Bunlar çok güçlü karakterlerdir. Ve mesela karakterle bile oynar yani. Kaçaktır Kara Kemal Kurt Kanunu'nda. Biraz Quentin Tarantino'ya benzemiyor bu açıdan. Çok ikonik karakterler yaratabiliyor aslında. İkonik güçlü olmanın getirdiği bir şey. Şimdi mesela orada Abdülkerim başka çaktır, ...Kara Kemal saklanıyor şimdi... ...en yakın arkadaşlarına bile sığınamaz hale gelmiş yani... ...kaçaksınız... ...her yerde kuduz köpekler gibi peşinizde yani güvenlik yani... ...böyle bir arayış içerisinde... E ...şimdi en sona der ki... ...bana Niyazi'yi bulun der... ...gidin şu Niyazi'yi şu haberi götürün der... ...Abdülkerim isyan eder bir anda... ...bir dakika bak... ...ya o hürriyetli itilafçı vesaire... ...ki lakabı da katil Niyazi'dir yani... ...ya o herkesin... ...eski iddiatçı kadroların tamamının... ...kaybolduğu... ...ya işte ev müsait değil vesaire... ...bin türlü mübareğe geliştirdiği yerde Niyazi ölümüne sahip çıkar meseleye kaçış mekanizmalarını. Ya da Semra Hanım yani orada kentli sınıf sahibi ...Semra Hanım, ya da bir Bektaşi Derviş... ...bunlar hepsi farklı karakterlerdir. Dolayısıyla insana ilişkin... Yani Türkiye kanvasından çok iyi karakter çekiyor değil mi? İyi karakter çekiyor. Her biri de bir şeyi... ...teslim ediyor. Yani gerçek bir insan var... ...taşıyabiliyor. Bir insan var taşıyamıyor. Yani bütün bunları ölçen biçen... ...hem siyasi hadiseleri hem toplumsal hadiseleri... ...hem de insanın bireysel dramını... ...o bireysel dramı toplumla buluşturma anlamında... bir Yani o... ...mesela çok güzel. Gene bir Kemal Tay lafıyla özetle... ...at izi it izine karıştı. A, çok. Yani, o öyle bir ortamda evet, yani... E, okurun bir şekilde o iklime girip o karakterlerin bütün her biri bir yerden konuşan karakterlerin seslerinden birisine kendisini bulması dolayısıyla o soruşturmanın parçası haline gelir. Dolayısıyla Kemal Tahir okuru diğer Türk yazarlarının okurlarından farklı bir okur. Nedir farkı? Soruşturmacıdır hocam. Daha eleştirel bakar, daha kritik bakar. Bir Kemal Tahir okuru vardır. Mesela Orhan Kemal, haksızlık etmeyelim. Döneminde gerçekten çok satan bir yazar. E, erken önemlidir. Çukurova, fabrika, işçi, endüstri Kentleşme, kentleşme, pamuk tarım vesaire ama çok kolay. Ya. Bir dönemi çok iyi yakalar ama sonrasında kalmadı. Kemal Tahir burada hem çok zor yazan yani hızlı üreten birisi değil. Çok fazla çalışan, kafa yoran birisi. Bu da beraberinde gerçekliği yakaladığı için damardan diyoruz ya. Damardan Türkiye'nin hikayesini o günkü siyasetin açmazlarını ya da e, milli mücadele sırasındaki aktörlerin durumunu hepsi nesler bir biçimde verir. Siz tercih edeceksiniz. O, şimdi şu var ki toplumsal gerçekliği, toplumun gerçeğini görmek isteyen insanların çok sevdiği bir romancı. Peki nedir hocam o toplum gerçekliği ki hem siz hem ben ya da birçok siyasi kanvasta da garip birbirle alakası yerlerde duran insanları birleştiren 4-5 yazardan biri bu evet, 4 Evet, Kemal 5 -5. Tahir. Nedir Türkiye'nin gerçeği Burada. de biz bunu Kemal Tahir'den görüyoruz da diğer yerlerden, Türk sinemasından efendim... Yani en azından mainstream Türk sinemasından. Başka yerlerden göremiyoruz. Ne gösteriyor bize? de bu kadar seviyoruz. Şu Kemal Tahir bir sefer yerleşik kalıplar içerisinde el alacağınız, yakalayacağınız birisi değil. Nedir o yerleşik Kalıba sığmaz. Yani şu veya bu ideolojik, şu veya bu toplumsal yere sığdıracağınız birisi değil. Ve Türkiye'nin hikayesini odaklarken Kemal Tahir'in roman evreninde de kendi yaşam hikayesine baktığınızda, de izleye baktığınızda çözülmenin romancısıdır. Hı hı. Nasıl bir Türkiye sorusuna cevap. Neyi anlatıyor anlamında alıyorum soruyu. Evet aynen öyle. Yani şimdi, Nasıl bir Türkiye yani? 1910 doğumlu. Birinci Dünya Savaşı'nı çocuk olarak yaşıyorsunuz. Babayla birlikte cephedesiniz. Baba Abdülhamit'te çok yakın çalışan, Abdülhamit'in özel barangazhanesinde birlikte çalışan bir insan, yaver rütbesi var. Maaş baremine ilişkin bir şey o yani. Aldı öyle bir rütbe. İttihat Terakki geldiğinde madem işte askeri bir rütbe var vesaire, cepheye gidişi söz konusu. Babayla birlikte cephesiniz. Sonrasında savaşı kaybedilmiş, ordu bozulmuş, İstanbul işgal bunu yaşamışsınız. 20'leri yaşamışsınız, Cumhuriyet'in kuruluşunu yaşamışsınız, serbest fırka yaşamışsınız, Birinci Dünya Harbi'ni yaşamış, 2. Dünya Harbi'nde cezaevi şartları yaşamışsınız. Ve bütün burada yaşadığı hikaye bir imparatorluğun kaybı ve bir şekilde devletin içinden geçtiği durum, toplumun içinden geçtiği şartlar. Baktığınızda burada her şeyin çözülmesi söz konusu. Devlet çözülmüş. Toplum çözülmüş, toplumsal düzen çözülmüş, ilişkiler çözülmüş. Kemal Tahir bu anlamda Türk modernleşmesinin belli bir dönemine odaklanıyor ama bütün bu çözülme ikliminde yetiştiği için bütün bu dönemi anlamaya, sorgulamaya, aktörlerin konumunu anlamaya, değerlendirmeye ve salt eleştirel bir yerden bakmaz 20'lere. Yani bir kavramaya çalışır nesnel bir düzeyde. O da onu güçlü kılan bir yerdir. Bana derseniz 1920'lerin Türkiye'sini, yani? 1920'lerin Türkiye'sinde iktisadi durumun yetersizliğinden sokağın durumundan ama diğer taraftan da o gün için devlet toplum ilişkisinin girdiği seyri ya da edebiyatımızın girdiği seyri sorgulama, iktisadi durumu da verir. Entelektüelin ya da aydının açmasını da verir toplumla ilişkisi Nedir o açmaz? Çünkü sürekli bizde şeydir ya entelektüel gömmek de çok zevkli bir şey ya. İşte, Kemal Tayyip'in e, son entelektüel de... konumda ve aydının konumuna sağlam bir biçimde savunur ama Türk aydınının toplumla olan ilişkisinde naif Dini, bir yerde Hacivat'ın konumuna düşmesini sürekli sorgular. Yani toplumun gerçekli bünyesinde olan hikayeyle, sorunlarla gerçekçi bir ilişki kurmayıp, batıdan gelen hazır kalıplarla roman yazmak, hazır kalıplarla siyaset yapmak, hazır kalıplarla gündelik hayatı üretmek, onun yansımamasını, o kopukluğu verip aydını bu düzeyde şey yapar, naif bulur. Zaman zaman Türkçe deyimde olan anık bulur. Yani saflık anlamında bulur. Ki o o yabancılaşmayı da verir. Kendisinin Türk halkıyla cezaevi tecrübesi nedeniyle... Şüphesiz. Özellikle Çorum yöresine çok hakim olunur. Romanlarında... Tabii bütün Orta Anadolu önemser ama zaten geldiği yer şöyle bir yer. Yani birincisi, evet sarayda büyümüş, yetişmiş bir cariye. Naile Sultan'ın hizmetinde bulunmuş bir anne, baba Abdülhamit'le yakın çalışmış bir şey ama sonrasında hemen Birinci Dünya Savaşı içerisinde o zorlukları bizzat yaşıyorlar yani cepheyi de yaşıyor. Sonrasında kısa bir süre sonra 16 yaşındayken vesaire anneyi kaybeder. Anneyi kaybettikten sonra babanın yeniden evliliği, üç erkek kardeş bunlar. Kemal Tahir, Nuri Tahir, Ratip Tahir. Ratip Tahir kalır, iki kardeş sokaktadır. Kemal Tahir'in pek bilinmez, bunu sadece Atıf Yılmaz'ın hatıralarında üçüncü kitapta zikreder. Hepsi birbirine aynı. Üçüncü her kitapta bir ekleme vardır. Atıf Yılmaz o sokak hayatına ikincil bir tanıklık paylaş. O sokakta olduğu dönemde sokağa her düzeyde yaşar. Bunu da... Bunu Esişehir insanlarını da falan görüyoruz değil Hür mi? Hürşehir'in insanları. Hür şehrin şehrin da görüyoruz. E, bu da ölümünden sonra yayınlanmış bir metindir Hürşehir'in insanları. Şimdi orada sokağa yaşamış. Yani sokaktaki açlığı, çelişkiyi, zenginliği, yoksulluğu, Beyoğlu'nu, Şehzadebaşı kahvelerini, kavgayı, dövüşü. Mesela Ziya İlhan'a mektuplarda var. Geçit dergisinde birlikte olduğu arkadaşıdır yani bir isimdir yani gerçek bir isimdir. Ondan yazışır. Birkaç gün dergiyle ilgili yazmaz ona. Der ki işte biliyorsun der yaralanmıştır sokakta yani. Artık yani okuma yazma edebiyatta ilişki kurduğu dönemde bile sokakta o bütün bıçkınlığıyla özgür insanda olsa gerek 70'lerde bir karikatürü yayınlandı. Kemal Tayyip'in kabadayı şeklinde karikatürize ederler. O gerçek bir hikayedir. Beyoğlu'nda yani o sokakta kaldığı dönemde sokağa yaşamıştır. Yani Türk insanı aileden gelen tecrübelerin dışında, annesinin köyünden gelen tecrübelerin dışında o sokakta kaldığı süre içerisinde tanıması söz konusu. Gözlem yapabilen yani bir Emizolon'un işaretleri yani bir şey yaşayarak öyle simüle ederek falan değil. Yani dövüşü kavgayı, çok açmazı. Başka açmadığı. yok mu böyle romancımız? Yani mesela Orhan Kemal de biliyor, o da yansıtıyor Ya, ama. Yani. ama bu bir fark var sanki. Orhan Kemal. Bey, Ali Kemal Bey'in oğlu yanlış söylemiyorsam yani önemli bir aktör Hatay yöresinde, Antakya yöresinde güçlü bir isim, muhalif de bir isim yani dergi, gazete, siyaset, sürgündüğü vardır vesaire. Çukurova düzeyinde bir şey var. Daha deskriptif diyeceğimiz bir odaklanma var. Kemal Tahir fazla zengin. Kenti yazarken de, Aydın'ı yazarken de, Taşra'yı yazarken de, Devlet Anayı yazarken de, Eşkıya'yı yazarken de rahmet yolları keste. Evreni fazla zengin. Biraz bazak bulurum ben. Yani çok zengin. Yani o bütün o şeyde Cumhuriyet dönemin erken dönemindeki farklı toplumsal grupları temsil edici karakterleri yaratmada e, çok başarılı. Dolayısıyla sokağı tanıyor, hayatı tanıyor bu anlamda. İstanbul. Köyü tanıyor. Arkasından Cahoğlu ile bir tanışma var. Gazetelerde çalışmaya başlıyor. Arkasından Edebiyat çevresi Geçit Dergisi gençler olarak örgütleme girişim var. Orada çeri başıdır yani basbaya. Sonrasında Nazım Hikmet'le tanışma ve Nazım Hikmet'in çevresinde yer alma. Yalnız burada Türk soruyla ilişkiler konusunda şunu söylemek gerekir. Bu sol çevreyle bir tanışıklığı vesaire var ama Kemal Tahir gerek o dönemde gerek sonraki dönemde örgütlü siyasetle ilişki kurma anlamında yani TKP ile ve benzeri örgütlerle ilişki kurma anlamında angaja bir ilişkiye girmez. Ama hep soldadır. Solda bir kavrayışı var. Ama vardır. bazı şeyleri tutmuyor yani mesela solla, işte atüt tartışmaları, kölesiyle ilgili düşünceleri falan. Şimdi şöyle yani... Köylük düzeyde evet, de farklılıkları var yani. Şöyle bir şekilde gelen bir açıklama var. Yani Marx üzerinden Batı gelişme çizgisi, sanayi toplumunu, kapitalist toplumu izah eden açıklamalar var. Oradaki devlet, oradaki sınıf, oradaki mücadele, oradaki sosyalist pratikleri olduğu gibi Türkiye'ye tercüme etme, transfer etme hikayesine sorgular. Bu da beraberinde soldan bakar, eleştiri de soldandır. Dünya görüşü itibariyle, materyal yeristir. Ama baktığında diyor ki bu ezber. Burada bu geldiğinizde devlet gerçeği, toplum gerçeği, köylü gerçeği, sınıf gerçeği, batılı parametrelere burayı kavrayamayız diyor. Bu biraz kıvılcımların da şeyi var ya farkı orada değil mi? Kıvılcım yani. ya kıvılcımlı çok fazla tartışıldı bu konu. Ama orada da şeyinde o dünyayı daha çok bilmesi. Valla ben de Morgan etkisi bırakır Kıvılcım Marx'tan ziyade tamam mı? Yani o vahşet devri sınıflama vesaire. Şimdi biraz burada işlerin farklı olduğuna işaret etmesi ikisinin de Osmanlı tarihine vurgu yapması. Evet, yani Onun ondan alması yani bir Bir değil. yerindelik yani. Yok yok onu demek istemedim. Metot olarak. Yani dışarıdan kitabi gelen framework'ü e, buraya şey lazım. daha Ortodoks çizgiye daha yakındır Kıvılcımlı. Daha fazla kritik bakar ve daha fazla açar Kemal Tahir. Şimdi ikinci düzey aydınlarla Cağaloğlu Edebiyat Babali çevresini tanır. Orada Nazikler tanışıp bir süre sonra bir kardeşine Sabahattin Ali'nin bir metnini okumak üzere verir. Bundan dolayı biraz da o ...bugünkü ilişkiler içerisinde iki tane hikaye var 1938'de. Bir, Ankara'da harp okulu davası, burada da donanmayı teşvik davası. ...iki dava ay ayrı ayrı davadır. Bu donanmayı isyana teşvikten, kardeşi Deniz Asubay Bahriyeli. Okulu'nda şeydir, Bahriyeli'dir. Onun üzerinden 15 yıla mahkum olur. Çok ayrıntıya gerek yok orada. 38, onun için bir şeydir, kırılma noktasıdır. Cezaevi şartlarında Nazım'la birlikte, Çankırı cezaevinde birlikte yatarlar. Doktor Hikmet de o, oradadır. Şimdi bir yıl kadar beraberler. Sonra Nazım Hikmet biraz daha annesinin çabaları ve dayısının çabalarıyla Ali Fuat Cebesoy'dur dayısı yani. Onun şeyiyle Bursa cezaevine kalır. Kemal Tahir orada tektir. Cezaevi şartlarında iki şey birden yürür. Yani sadece oradaki insan gerçeğini, Anadolu insanını tanıma meselesi değil. Türkiye'nin meselesine kafa yormaya başlar. Yani oradaki aralıksız mesela Piraye'ye mektuplarında, başkalarına mektuplarında sürekli bana kitap gönderin. Okuduğunuz gazeteleri gönderin. Sürekli dışarıyı izleme. Bir de orada eğer cezaevi müdürüyle bir de okumuş entelektüel birisi olduğu için cezaevi müdürüyle falan da ilişkileri zaman zaman kavgalar, komünist vesaire şeklinde suçlamalar da var. Bunlar da yaşanır ama cezaevi müdürü aracıyla şehir kitaplığındaki, Çorumdaysa Çorum kitaplığında, Çankırı'da kitaplığında... kitaplardan istifade etme anlamında da deli gibi şeye okur. Yani bir okul olmuş onun için ceza. Onun için bir okul olur. Gerçi bu şey cezaevi Cezaevi için de ben bir video çekmiştik o zaman da. Ya orası da bir okul gibiymiş. Şimdi yani, yani yazın. Evet yani güzel evet. çok da güzel bir otel yapmışlar evet. ee, orada bir şey çekmiştik. Ben anlatırken fark ettim hakikaten bazen cezaevleri Türkiye'de okul olabiliyor üniversitelerin yapmadığı şey yapabiliyorlar. Şimdi, şeyi şimdi yapabiliyor aynı olan. şeyler söz konusu. Bilmiyorum, bilmiyorum yani. yani. Bir de cezaevinde herkese Ama yardımcı olan adı evet. bile lakabıyla ağasıdır yani. Öyle bir mi? Şeydir yani. O ki romanlarında da çok geçiyor. Şimdi Kemal Tahir romanlarında birkaç tane şey çok var. Yani biri köy o Çorum köylüsü işte abuzar karakteri işte onun içindeki ablacılık değil mi köyde lezbiyenlik gibi bir şeyden bahsediyor adam ablacılık diye bir şey var renkli leblebiyle nohutla kıskandırma yani böyle fahar dere kördüm abi Sağ... evet fahar dere kördüm ya şimdi adam. orada mesela oradan girdiğin için söylüyorum ya beni ya. en çok o köy şeyini seviyorum bir bak, bir çünkü ceza veriyorsunuz çünkü benim başımı belaya soktunuz Şevket Süreyya ya paylaşımını Şevket, Şevket, Şevket Süreyya paylaşımını <laughs> aklıma sokan daha doğrusu ben onu ilk başta fark etmemiştim Doğru. bir gün varsa kabul ediyorum evet. şöyle o zaman burada da söyleyelim yani ya Müslümanlık İslamiyet olağanüstü kentli bir dindir. Müessestir. Bu Osmanlı kültüründe İstanbul kültüründe yani camideki namazı mütakip tesbihat dahi fazlasıyla oturmuştur. Müessese ritüele dönüşmüştür bu anlamda. Kentlidir bu anlamda. Taşra'da dindarlık daha çağdaştır. Modernlikle, modern ilişkilerle birlikte. Daha dini olanla bağlar şeydir yani kentteki ölçü orada değil. Şevket Süreyya da burada biraz daha abartır. Yani senin tanrın kim Enver şeklinde cevapları Ama biraz. Ama öyle değil mi? En uçtaki örneği verirsiniz. Fakat iki kitap daha söyleyelim o zaman. Ya bunu bitireyim de yani Şevket Süreyya tamam Anadolu kırsalında bu anlamda kentli bir dindarlık yok ama e, o da vurunca öldürme anlamında ya burada bunun dinle falan alakası yok. Bunlar Tanrı'ya bile inanmıyor. Enver'e inanıyor kadar gideriz. O da sorun ama sonuçta Ama Natasha'nın dansını okusunlar. Evet. Orlanda facisin. Rus köylüsü de o dönem burada. Ya da 1850'de The London Poor and Something. Ya Köy şey papazının var. latincesi nasıl bir şeydir Aynen. hocam yani. Kırıktır yani. 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 Odur Din, taşlar, genel olarak. Odur. Bir de üstüne Budur. bunun yörüklüğü koy. Yani Ne demek görüklüğü yörüklüğü koymak? Yani göçebeliği koy. Yani konar göçerliği koy. Ne olur konar göçer olunca mesela? O daha da gevşek olan yani. Köyde bile bir yerleşiklik var. Bir sabitlik var yani. Köyde cami var yani bir şekilde. Evet. Baş gidiyorsun geliyorsun. Vakit namazına gidiyorsun. Yörük daha başka bir şey. Yani o dini olanla o anlamda şey gevşek. Dolayısıyla Şevket Süreyya meselesi arkasındayım. Ama Şevket Süreyya'nın da kabul edelim hocam. Yani ya. bana milyonlarda linç edirdin. <gülüyor> Şimdi hocam <laughs> burada. Şimdi Senininki. Hayır <laughs> o ben o kadar <laughs> ilginç olduğunu düşünmüyordum. Çünkü bu Rus köyü de böyledir. 1850'de Londra'nın fakirleriyle The "London Poor diye bir bir röportajı bir röportaj yapıyor. Mehul diye bir adam. Yahu adamlar İsa'yı duymayan falan var aralarında. Sordu sorulardı. 1850 Londra şey, merkezde bu yani Bu İslamiyet için daha fazla bir kentliktir yani. Hakikaten yani din öyle bir şeydir. Dolayısıyla taşrada yani, din meselesi biraz öyle değil. Bunu bir de yaşamışsınız. Çünkü çocukluğunuz köyde geçti, değil mi? Yani en azından, azından yazlara kasabada geçti, köyde geçti. Şimdi o köy meselesi ne? Şevket Süreyya meselesi ne? Şevket Süreyya'yı ben önemserim. Yani çok suyu ayaşta çiftlikte bulma şeyine katılmam yani. Ama <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben etkilenirim Şevket Süreyya Ahmetli'nden. Nerede? Ya yangın yeriyle başlar ya. Edirne yangınla başlar. Açılış sahnesidir yani. Tam da yani Türkiye'nin hikayesidir o yani. Macir çocuğudur bu ya. Bir yerden sürülmüş, gerilmişsin. Şimdi başka bir hikaye gene yaşıyorsun yani. Dolayısıyla o kurucu motivasyonun falan o dönem, o kuşakta yaygın olma arkasında da bu vardır. Yani bir şeyi kaybetmişsin, sürekli bir kurma şeyi içerisindeler. Şeye gelince, yani Kemal Tahir'in değildi yani o şekerli lepleme meselesi. Ya yok, yok. Mustafa, yani 16-17 yaşındaki delikanlı, Sardere ve Kördüman'ın baş karakteri haline Kesinlikle. gelecek. Kulaksızın Yakup'un Mustafa'dır. Köyde genç olur, sonra gurbete çıkar, gelir cebinde. Ya amelenin kazandığı para ne olacak yani? Amelenin günlükçü, yövmeyeci üç peş biriktirmiştir. Köye geldiğinde böyle çeketle, pantolonla vesaire bir hava. Sanki böyle bir şey sanırsın ki Vepi Koç köye geliyor. Öyle değil yani. Yok olduğu için o kadarcık en alt düzeydeki varlık başka bir yere taşıyor sizi. Şimdi orada köyde hiçbir şey olmadığı için ya insanların yiyecek ekmeği yok yani köyde. Dolayısıyla bir avuç leblebiyle kadının kandırılma meselesi aynı zamanda oradaki yoksulluğun gerçekçi bir biçimde ifadesi olarak da görmek ama lazım. Ama bir köy ekonomisi de var ya mesela köylerin neye önem verdiği biraz böyle montayı hatırlatıyor bana. Yani çok köy, köy tarihçiliği de öyle bir şeydir. Onların bizim aklımıza gelmeyen bir şey sistemi var ya bu Abuzer gelir karısını. Şimdi Abuzer başka bir olgu ama oradaki yani yani Sağırdere ve Kör Duman ya bu iki romanın isminin seçimi bile dehşettir. Bakın baştan çözülme falan dedim Kemal Tahir'in bütün iklimi vesaire. Sağırdere çok ciddi bir metafordur arkadaşlar. Sağırdere köylünün, devletin Vergi memurunun geldiğinde, sayın memuru geldiğinde, hayvanını saymak için geldiğinde, hayvanını vergi memurundan kaçırıp sakladığı derenin adıdır yani. Gözükmüyor köyden. Böyle bir seçimdir. Yani bunu devlet toplum ilişkisinin nasıl bir şey olduğunu görüyorsun orada yani. İki tane hayvanı var, ona da el koyacak, o da saklıyor. Kim diyordu yokluktan vergi? Cahit Kayra. Yani varlık vergisi dolayısıyla ...çok yüklenilmiştir yani bu isimlere. Yani İkinci Dünya Savaşı. Dolayısıyla siz 1 milyon yetişkin erkeği... Ülkede nüfus 17-18 milyonken. Yani. 1 milyon yetişkin erkeği hazır kıta tutacaksınız. Günde bir ekmek yesin 1 milyon ekmek. Ve o kadar kötü durumdayız ki. Üretimden çekmişsin sen yetişkin şeyi. Ve o dönemde insanlar gelinli, kadınlı kızını çifte koşmuştur. Yani öküzün yanına ikinci şey... Nasıl hayvan gibi onu evet. mu Tabii ya. Ya kırklar budur yani. Onun içinde toplum kırkları unutmaz. Yani unutmaz o yoksulluğu. Senin cepheyi tutmak için işte bir milyon adam beslediğini görmez. O kendi hayatına, gündelik hayatındaki o hikayeye bakar. Dolayısıyla o büyük resmi ciddi görmedikleri ciddi bir... tek anda olabilir ama. <laughs> ya, ciddi bir yoksulluk ona bakar yani. İkinci duman kör duman ya. Kör duman iki çeşittir diyor. Birisinin arkasından yağmur gelir mesela, Diğeri çürümüş ot kokusudur diyor. Yani tam o çürümeyi veriyor. Ya yani köyde norm yok. Kim güçlüyse ötekinin kafasına çöküyor. Ne demek norm yok? Ne olur ki? Ne, ne demek? Yerleşik, toplumsal ilişkileri. Benim, senin mesela benim başıma bir iş geldi. Başvuracağım bir mercide yok. Gündelik ilişkiler düzenleniyor. Kim güçlüyse normu o belirliyor. O kadar kötü yani. Öyle bir sahipsizlik durumu var yani. Tam bir anarşi. Anarşiden ziyade, anomiden ziyade e, o kuralsızlık durumu. Orman kanunu yani. ...e Orman kanunu bir. Güçünün Güçlünün yani, yani Şeydir yani ve ben bunu ben şimdi söyleyeyim. Kemal Tayyip köyü bir de şöyle bir haksızlık yapılıyor. Ya Anadolu irfanı, Anadolu köylüsü vesaire diye Kemal Tahir'e atıfla Anadolu köylüsünü hala aşağılayıcı tavırlar falan oluyor. Hayır öyle değil. O gerçekçi olduğu için bütün boyutları oradaki yoksulluğu, çözülmeyi, aldatmayı, hırsızlığı, ...ayakta kalma stratejisini vereceğim diye... ...yalın gerçeği, çıplak gerçeği verme derdindedir. Şimdi baktığında... ...ben annemden dinledim. Annem 24 doğumluydu. 30'lu yılların köyünü anlatıyor. Toroslar'da köyü anlatıyor. Oğlum diyor, Allah etmesin diyor... ...yani köyde bir çift var. Erkek askere gitme zamanı gelmiştir, gider. Eğer... ...aile güçlü bir aile değilse diyor... ...o kadın köyün kötü kadın olurdu diyor. Zayıf olduğu için. Çünkü güçlü, çökü, istismar. Yani ekonomik istismar da var, öteki istismar da var. Parası olan zaten işini görüyor. Kulaksızın Yakup, yol vergisi çıkmış, kendi yerine başka adam gönderiyor yani. Onu örgütlüyor, oradaki katibi memuru ayarlayarak. Ama ötekisi veremiyor yani. E, gidip çalışmak durumunda kalan, vergi öde ödeyemediği için çalışıyor. Onun için de 40'lı yılları unutmuyor yani. Cahit Kayra orada yani o kadar yokluk durumunu izah edip yer gerçekten varlık vergisi dolayısıyla çok yüklenilmiştir bu isimlere. Diyor ki yokluktan bile vergi alacaktık diyor. Yani kıtların hikayesi biraz öyledir. O çözülme iklimini sanki yerleşikmiş gibi şey yapıyoruz. O da bütün gerçekliğiyle o çözülmüşlüğü verir yani. dramada da verir yani. Sizin verdiğiniz Abuzer örneği Yedi Çınar Yaylası köyün kamburu büyük maldır. Bu bir üçlemedir. İlk iki metin Türkiye'de gerçekten köye ilişkin bir sosyolojik analiz. Köyün dinamik Toprak sistemi mülkiyet ilişkileri güç ilişkileri taşra merkezi ilişkileri devlet toplum ilişkileri oradaki çıkar ilişkileri bunu çok ciddi bir model ortaya koyar. Eğer Türkiye'de köye ilişkin bir sorunuz bir ilginiz, tarihsel hikayesi, devlet toplum ilişkileri, çıkar ilişkileri, köyün gerçekliği vesaire. Yani Bozkır'daki çekirdek falan ayrı bir tartışmadır. Ama Yedi Çınar Yaylası, köyün kamburu, büyük mal, Türkiye'nin tarihsel ölçekteki köydeki mülkiyet ilişkilerinden başlayarak çıkar ilişkileri sağlam bir model kurar yani. Bir sefer burada klasik manada mesela ağalık türedidir bizde. Merkezi devlet zayıflattığı için Niyazi Berkes buna ne diyor? Yeniden feodalleşme diyor. Yani merkezi devlet zayıfladığında yerelde güç biriktiren aktörler ortaya çıkıyor. Ve bunların da kökü yok. Yani batı aristokrasisi gibi bin yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık geride bir hikayesi yok. Tamamıyla türedi. Geldiğinde kaptı kaçtı. Ya buradan savaş sonrasında çekilen unsurların mülküne el koyma üzerinden. Manifaturacı bilmem kimin malına el koyma üzerinden. Ya başkasının toplanan ya eşkıyayla ilişki içerisine geçip taşradaki bürokratın ona göz yummasıyla bir serveti yakalıyor. Abuz böyle birisi. Köyde karşılığı yok. Köyde olan birisi değil. Oradaki... Çok Türk halkının metaforu gibi değil mi? Yani aslında köyden kente gelmiş gibi. Köyden köye gelip. Ama yani geliyor orada kısa bir süre içerisinde yere dönüyor. Eşkıha ile birlikte çalışıyor. Yerel zenginle birlikte çalışıyor. Kaymakamla birlikte çalışıyor. Ağayla eşkayla. Ve oradaki şeyi şimdi baktığında bir ağalık türedi. İki Dolayısıyla burada bir feodal bunu erken dönemde hocam ellerin sonunda daha 1960'larda Türk toplum tarihi sosyalizme nasıl gideceğiz? Feodal toplum mu, doğu toplumu mu, asiyeti bir toplum mu tartışması yok. İkincisi bu ilişkilerde o ilişkileri görüp en sıradan, en zayıf adamın lakabı bile çalık hafız. Yani bedensel olarak da sıkıntıları olan bir karakterin oradaki ilişkileri görüp kinayetle, hırsızlıkla, kolpa işlerle bir süre sonra e, ciddi bir biçimde ağanın hemen yanında o pantheon'da yerini alan Güç pantolonunda yerini alan bir karakter haline geldiğini Mantık görüyoruz. Antik dünyadan beri çorumla pantolon yan yana kullanmamış olacağım. Her kelime seçimi. Çorumun köyünde pantolon. Ama doğru yani. yani güç pantolonu. Güç yani pantheonun oradaki pantheonun içinde. Şeyde, orada... çorumun immortelleri ölümsüzleri arasında yani. <gülüyor> o... <gülüyor> yani orada baktığınızda o güç ilişkisi var. Ama mesela herkes siyasi, Türk siyasetinde de vardır bu. Toplumsal gruplarda da vardır bu. Bir konjüktür gereği öne çıkmıştır grup. Benle ilişkileri rol üstü göstermiştir. Zannediyor ki güç kendisinin kendisi şey yapıyor. Orada mesela bir muhacir mahallesi vardır. Kafkas unsurun yerleşik olduğu bir mahalledir. O dönemde mesela bütün bu unsurlar oradaki kaçakçılık işleri, başka şeyler, bütün o ilişkileri örgütlemede bunlar rol üstlenmişlerdir. Fakat kendilerine de güç atfediyor. Öyle bir konjüktür gelir ki tamamıyla güç ilişkileri ters bir mimari gelecektir. Algoritma değişecektir. Bu kez o diyor ki adam ifade aynen şu girilmemiş zulalara girildi. Herkes kendisinden çok emin ama yani bir anda bambaşka bir hikaye e, Türk dönüyor. siyasetini özetler mi bu? E... Girilmemiş olanlara girilmesi yani... her 15-20 senede bir. <laughs> yani arada bir işte sistem kendini temizliyor tartışmalarını biraz böyle görebilirsiniz. Ama hakikaten şey yani orada hem köyün tarihsel evrimini, mülkiyet ilişkilerini o taşla bürokratının açmasını da görüyorsunuz. Devlet zayıf. Gücü yok. Yaptırımı yok. Türkiye'de devlet çok güçlü diye söylenen özür dilerim lafınızı. Gel. Türkiye'de devlet çok güçlü şu diye söylenen bazı şeyler, yaptığı şeyler aslında güçsüzlüğünden kaynaklandı düşünüyorum. Aslında güçsüz. O yüzden arada hakem rol değil mi? Öyle bir rol çıkıyor orada. Yani ondan, yani, ondan önce şunu söyleyelim. söyleyelim. Yani Türkiye'deki toplumsal ilişkilerde sivil manada, sınıf ilişkileri manasında bir sivil aktörleşme yok. Türkiye'de her şeyde ölçü fazlasıyla devlettir. Ya bilimde de zenginliğin üretilmesinde de kamu merkezdir. Yani Türkiye'de zenginliğin kaynağı bir burjuva sınıfı anlamında ya Ankara fonları ya Batı fonları. Dolayısıyla kendisinin bizatihi zenginliği üreterek geldiği bir şey yok. Orada da devlet güçlü bir aktör. Yani bilimde de yani. Şimdi vakıf üniversitelerine girmeyeyim. Yani insan yetiştirme mekanizmaları yani kamu kurumları aracılığıyla oluyor. Ya da yurt dışına göndermeyi de gene devlet, Milli Eğitim Bakanlığı vesaire. Bu anlamda devlet gündelik ilişkilerde de siyasetin örgütlenmesinin dışında da mülkiyet içinde hepsi devlet fazlasıyla merkezi bir rol oynuyor tarihsel olarak. Devletin güçlü algısı o. Ve gene benim dedemden örnek vereyim burada. 1918 ordu teris edilmiş. Dedem de cepheden gelmiş. Tabii üretim yok. Hiçbir şey yok. Bunlar eşkıya yatmışlar. Köyün uluları yani büyükleri, güçlü insanları haber salıyor. İsmail'e söyleyin. Kara İsmail'dir lakabı. Bıraksın silahı düzey insin, diyor. Dağı bıraksın düze diyor. Hükümet diyor tavşanı diyor tek tüfekle değil arabayla avlar diyor. Yani bu güç atfetme böyle bir şey. Yani en sıfır olduğu noktadaki bir devlet algısından söz ediyorum. Bakın 1918-23 arasındaki bir devlet algısı bu. Dolayısıyla bu devletin tarihsel olarak buradaki oynadığı rolle ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa 1920'lerin devleti ya Edirne'ye gideceksiniz Silivri'de eşkıya yolunuzu kesiyor. Yani böyle bir güçsüzlük yani. Ama sonuçta bir kurum olarak mekan ...kalizme olarak bu toplumun hafızasında, tarihinde... ...60'ların lafıdır yani. Düğmesini dokunursan devlet memuru'nun şu kadar hikayesi... ...o devlet fetişizmi değil, hegelci bir tanrılaştırma değildir. Ama devletin bu toplumda oynadığı role atıf olarak okumaktan yanayım. Yoksa 20'lerin devleti zayıf bir devlet. 30'ların devleti zayıf değil. Devlet. Ha 30'ların devleti 20'ye göre güçlüdür. 40'ın devleti de önceki 20 yıla güçlüdür. Yani 60'ın, 70'in bütün sıkıntılı zamanlara göre göreceğim bir... ...bürokrasi oluşmuş, memur kadrosu oluşmuş... Yani bir insan yetişmeye başlamış. Bu 80'ler sonra daha da katlanarak devam etmiş. Ha olmuş mu? Yani harika mı? De değil yani. Ama görece olarak 20'lerin ki o zayıf devlet hala da yani. O bir şekilde kendisini inşa etme sürecinin devletin Türkiye'de devam ettiğini düşünüyorum ben. Ama tarihsel olarak bizde toplumsal ilişkileri biçimlendirilmesinde, örgütlenmesinde devletin rolü merkezde. Kemal Tayrın da o büyük malda özellikle final kitabıdır. O iki metnin üstüne büyük malı yazacaktır şeyde En son yazdığı metin odur yani. Efsane bir metindir yani. Ben herkesin okumasını isterim büyük malı. Orada bu devletin önemini vesaire çok çarpıcı bir biçimde verir. Yahut da Kurt Kanunu'nda da bunu görürsünüz. E Ciddi bir biçimde komitacının yani devlet olmadığı için bir grup devletele ele geçiriyor evet. zaten. Evet. Yani klasik dönemde de iktidar çekişmeleri, sarayda, bürokrasiyle yeni çar bir sürü gerilim falan vardır ama başka türlü bir müesseseleşme ve güç ya. var yani. Normlar işliyor. Burada öyle değil. Erken kalkan Evet Latin Amerika değiliz, Orta Afrika Kanka değiliz Kanka ama yani sonuçta sizin sahanıza girmeyeyim şimdi 1920'lerde de yani. Üç paşalar kavgası, beş paşalar kavgası diye kitaplar yazıldı memlekette yani. Sonuçta kıran kırana bir iktidar mücadelesi yani grupların birbiriyle olan çekişmesi yaşanıyor yani. Ya, yerelde de oraya geliyor mesela bir kaymakam bir köye gelir. Ne yapar? Devleti temsil ettiği için. Temsil eder ama elinde de hiçbir aygıt yok ya o kırklar, 50'ler, 60'lar. Yoktur bir de oradaki kaymakamın açması ne yapacaktım diyor mesela Kemal Tahir'den gidersek yani. Eşkıya ile ayla a'ya ağay tüccar onunla birbiri dengeleyici bir şey yapıyorum yani. Çok. O devletin açmasını çok iyi verir orada yani. Çok 18. yüzyıl bir şey ya. Tam Osmanlı 18. yüzyıldaki o desantralizasyonda da var o yani. Biri gidiyor oraya ama yapabildiği en fazla şey orada bir heyet toplayayım. Gidemez yani. hale geldiği için biri gidiyor Mültesimi göndermeye başlıyorsun yani. Mültesimlik yani devletin devlet olmaktan çıkması öyküsüdür yani. Weber'yan anlamda. Devlet ben olur. öyle düşünmüyorum. Bu belki başka bir alternatif devlet, modern devlet olmayabilir ama Osmanlı, Harun Küç'ün çok güzel bir lafı vardı. Osmanlılar diyor muhteşem diyor. Ya diyor ulemanın diyor ücretleri yüzlerce yıl artmıyor o kadar enflasyon. İşte başka örnekler verdi. Şu değişmiyor, bu değişmiyor, şunu gerize kalmış. Ama gene imparatorluk gidiyor diyor. İmparatorlukların Toyota Corolla'sı demişti. Yani ne yaparsan yap Şahin'i gibi. Hiç durmadan gidebilen bir şey. Belki o da ayrı bir sistemdir. Yani devlet yok manasında söylemiyorum ama. Ben zayıflık olarak görüyorum. Zaten o zaten toplumla ilişkinin hasarlanmasını oraya kadar götürebiliriz. Yani siz sonuçta vergi toplayamaz hale gelmiş verimli bir biçimde. vergi ihale ediyorsunuz yani güç sahiplerine. Dolayısıyla Kemal Tahir'in Anadolu gerçekliği, Anadolu insanıyla kurduğu ilişki biraz cezaevi şartlarında tanımanın ötesinde ayrıca tarihsel olarak da bu işi ya kronik, deli gibi kronikleri okuyor. Naima okuyor. Ya şimdi Polat Safi'nin kulakları için nasıl devlet anayı istihbarat tarihi yazımı üzerinden okudu. Mesela orada o döneme odaklanan bütün kronikleri okumuş diyor. Bizim genç işte doktorası bitiyor. Emevi dönemi denizciliği çalışıyor Doğan Mert Demir. O diyor ki Haçlı kroniklerindeki Bizans imgesi neyse diyor onu görüyorsunuz devlet anada diyor. Yani sağlam bir ilişki kuruyor Kemal. Yok da. adam tarihçi. Yok yani kadar dolayısıyla kronikleri tüketici bir ilişki kurmuş yani. Ya da Evliya Çelebi'yi. Ya da Kasavatname, Hamza ya da Dede Korkut'u. Ya bunlar da toplasana şimdi bunlar Osmanlıca bilen biri için 50 tane de 70 tane çıkarancı çıksa. Yani böyle biz bugün fazla çalışmayı sevmediğimiz için büyük işler gibi geliyor. Burası da Fransa değil. Libertan'ın verdi bana göre Madame Bovary'i yazmadan önce 500 tane yani biraz abartarak 500 tane makyajcı gibi kitap okuyor. Bizde yok ki öyle bir şey. Sen 100 tane 200 tane kitap okuduğun zaman zaten Osmanlı haritası çıkıyor evet, yani. Çıkıyor yani coğrafya olarak. Unutmayalım Selanik'in Latinize versiyonu 80'lerde çıktı. o İpşirli, kadar... öteki İpşilin. Naima da öyle. Edebiyat İstanbul zaten onu yapıyor. Uzmanlaştığı alan o İstanbul Edebiyat fakültesi. Evet. Yani temel kaynaklar bile Osmanlı tarihinde 70'lere 80'lere kadar tamam ya, yani yazmanın dışında yoktu. Latin şey yoktu ki bir de o... Latin harfi yok derken eski kitabı da bulamazsınız yani. Tabi bulamazsın. Yani, kitapçıya gidip Osmanlı kroniği almak ya da ben işte. sahaflara yetiştim mesela sahaflar çarşısına 80 öncesine 80 sonrası değişti orası yani kültür muhit olarak Eski önemini kaybetti kültür muhitte şehrin ekseninin dağılmasına bağlı olarak Kadıköy Beyoğlu hattında aslandı. Kadıköy sahaflar olarak gelişti. O zaman bir sahaflar çarşısı gerçekten kültür muhitiydi. Mesela ben atı tertibi cedid işte Cevdetler, baskılar, özel baskılar onlar falan gelirdi. E, Mezatla satılırdı yani. Çok yüksek fiyatlardı yani. Öyle erişilebilir değildi yani. Onu söyleyeyim. E tabi şimdi yani. şunu söylemek istiyorum. Siz birisiniz 60 70 bana Feridun Bey anlatmıştı. Sen ders alırken de. Ders şöyleymiş 70'lerde. Hoca geliyor. Naima tarihinde okuyor. Ve siz onun üzerine konuşuyorsunuz. Fakat kitabı siz de bulamıyorsunuz. Çünkü yok. Basılı şeyi falan filan bulunabilecek bir şey değil. O kadar ki Giresun'a gitmeden önce Ankara'ya gidermiş. Oradan Tarıkum'dan kitaplar alır. Öyle Giresun'a gidermiş. Kütüphane yok. İşte bilmem ne yurdu yok. Dolayısıyla adamın şeyi 50-100-200 kitabı okuyabilecek erişime ve Osmanlıca'ya sahip biri aslında o dönemin Osmanlı tarihçileri arasında bile eş bir konuma geliyor. Yani böyle milyonlarca kitap olan. Hayır, hayır. Mesela Fransa tarihi öyle. 19. Fransa üzerinde, 18. Fransa üzerine basılmış raflarda yerini almış, sen boyunda alabileceğin yüzlerce kitap 1940'ta 50de var yani Fransa'da, bizde yok. Yani o anlamda adamın takıldığı, peşine düştüğü meseleleri sorgulayıcı bir düzeyde sadece kritik bakmıyor. Çalışarak yani kim ne demiş, farklı görüşleri de sağlam içinde da veriyor şeyler. Devlet da diğerlerinde de e, vesairede böyle bir şey. Cezaevi iki düzeyde yani hem tarihle ilişki kurma anlamında sağlam bir şey var, hem de insanı tanıyor orada. Yani Anadolu onlar üzerine de düşünüyor. Onun dramı üzerine de düşünüyor. Dolayısıyla orada tanımanın ötesinde bir tecrübesi Bir şey daha var. Bu Türk romanında çok şey değilim ama genelde hep böyle bir düzen nizam sevdası var. Yani gösterdiği en büyük şey eşkıyalık. Ama mesela cinsellik de önemli bir faktör. Yapabilir eşcinsel. Cezaevinde de var. Ablacılık dediğimiz şey Çorum köyünde. Bunları yazmıyor insanlar aslında o kadar. Yani Şimdi çok tercih etmiyorlar. Bu konuda erken dönemde, 40'larda, 50'lerde, 60'larda bugünkü kimlik konusu... Ermeni meselesi. Ermeni kırımı der. Dersin kırımı der. 80'den sonra Kemalizm tartışmaya açıldı. Konuşulmaya başlandı. 1920'lere ilişkin soru sorduğu 60'larda çatır çatır soru sorar Kemal Tahir. Metinleriyle, estetik düzeyde bu işi tartışır. Siz söylediğiniz olgulara da, kimlik meselesi de, mi de konuşur. Güneydoğu'da mesela bir mülkiyet kalesinde bir Ermeni karakter vardır. O arada Rusların önünden kaçan ciddi bir Kürt macir grubu vardır. Burdur'a. ...cepeye, oraya geri çekilmişlerdir. Kadın ağzından söylenen bir şey vardır. Diyor ki, bunlar bize yaptığını çekiyor diyor. Yani o dönemdeki yaşanan hadiseleri... ...çeşitli aktörler dersi dersimi de öyle anlatır. Fakat burada Kemal Tayyip... ...kimse Ermeni meselesinden... ...kimse Kemalizm meselesinden... ...cinsellikle ilişkin... Tartışmaları vermezken Kemal Tahir o gerçekçiliğiyle bütün bunları vermiştir. Özel olarak buna odaklanan bir metin değildir. İkincisi de bir satış stratejisi olarak cinselliği kullanma değildir. Mesela Atina Elanda vardır o. Biraz cinsellik sos olarak vardır yani. Burada insanın zayıflığını, dramını vesaire vermede köydeki kadının bir avuç leplebi karşısında yatmak ya da bir avuç buğday karşısında yatmak durumunda kalışını vesaire oradaki dip yoksulluğu ...ve oradaki şartlardaki... ...zayıf düşüşünü verme anlamında kullanır. Ama sizin söylediğiniz karakter... ...yanığın cennet karakteridir. Yediçiler, yaylası, köyün kamburu ve... büyük marvişler ise... ...o tür olgulara dikkat eder. Ama Anadolu'da zaten... ...bugünkü manada bir eşcinsellik vesaire değil. Yani Çukurova'da ya da Çorum'da fark etmiyor yani. Mahallede... ...yani yetişiyorsunuzdur, gençsinizdir vesaire... ...mahallede bu tür eğilimi olan insanlar bilinir ve... O insanlar bir normal hayatını kahvede, çarşıda, pazarda sürdürür. İnsanlar onu bir şekilde dışlayıcı mekanizmalar çalışmaz. Normal gördüğü için falan değil. Ama toplumda bir dikkati tetiktir orada yani. Bu tür bir olgusal olarak yaşananı verme anlamda gerçekçilik yani edebiyatta gerçekçiliği bütünüyle aksettirme derdi tasası dolayısıyla. Ben o batayım. şeyi çok, çok değerli. rahattır Ya yani. çeşitliliğe değer vermese işte odayı <laughs> adama içeri atarsanız ya korkacak. Ya Eflatun'un soruşturması gibi gibidir ya. Eflatun'un diyalogları gibidir diyalogları yani. Sürekli soru sorar diyaloglarda. Ya ben bu şeyi çok önemsiyorum hakikaten bu çeşitliliği. Çünkü Türk sinemasında mesela bu vardı kayboldu bir yere kadar. Artık bütün filmlerimiz, dizilerimiz aynı insanlardan bahsediyor. Aynı kalıp. Mesela şef sorusu. Yani, Yakışıklı olan güzel kız denk Evet keminde. hep aynı şeyler. Böyle sanki Türkiye 300 sonra biri gelecek diyecek. Ulan bu toplumda herkes aynı miymiş? Aslında böyle Kemal Tahir'i okuyunca ya da Şevki Süren Suyu Adamı da okuyunca. O dönemi zeki insanlarına bakınca, zeytin bakınca bambaşka bir ülke çıkıyor. Hem çok çeşitli. Yani yoku da var, varı da var. Dolayısıyla ben bu anlamda sanatın biraz bunu göstermesi, bunu gösterdiği derece. Yoksa divan edebiyatı dönüşüyor ya. Bunu yakaladığında zaten kalıcı oluyor, yakalayıcı oluyor. Ya da sosyal oluyor, bilimci okulma... olarak bizim ilgimizi o çekiyor belki. Şüphesiz. Sinema konusu şimdi Kemal Tahir'in gerçekten o çeşitliliği, Türkiye'nin gerilimlerini, sorunlarını, en tarihsel meseleyi, Osmanlı kuruluşunu anlatırken de bütün boyutlarıyla yakalama teşebbüsü var. O Edebali'yle Osman'ın diyaloğu değil mi? Ben neden gaza yapacağım? Karaman'a saldırırsam, Karaman orada sıkıştı, benim önüm açık. Öyle bir metin var. Ya hocam muhteşem. orada mesela biz mesela normalde Şeyh edebali bir derviş bir tekke şey olarak görürsünüz ama devlet da şeyh edevali bir devlet adamının konuşacağı yerden konuşur ve şaşırtıcıdır orada yani. Bir yer gelir tekkeden konuşur. Bir yer gelir ahi lideri olarak konuşur. Bir yer gelir şeyh olarak konuşur. Yani farklı cepheleriyle şeyh edevali yani zenginliğiyle bireyi verirken de farklı cephelerden verebilme performansı var. Şimdi bu sinemamızdaki vesaire ben mesela Türk aydını... ...Türk entelektüeli... ...demin ki o alıklık meselesi... ...yani naiflik meselesi... ...ya Türk sineması... ...Yeşilçam'ı... ...ya halk hala... E, ...Kemal Sunal seyrediyor... E, ...60'ların filmini seyrediyor... ...yani... ...bir sürü bir şey de hala... ...onu tüketiyor yani... ...niye... ...orada... ...o anlatıcı... ...Yeşilçam büyük hikaye anlatıcısı bunlar yani... E, ...gerçekten... O dönemdeki çelişkileri, yani gece kondu olgusunu, müteahhidi, başka bir şeyi, zengin, yoksul, istisvar, ha bunları yakalamış yani, iyi de anlatmış. Şimdi bir yerden sonra siz topluma üretmeyi, ona karşı üretmeyi de festivale üretmeye başlayınca o karşını yaratmıyorsunuz. Ya da özel bir dilden üretmeye başlayınca. Kemal Tahir bu anlamda bunu erken dönemde görüp sinemayla çok özel bir ilişkisi var. Yani kendisinin romanlarında, metinlerinde de vardır. Bir karesinde kalesinde dahi vardır. Özel bir ilgisi var. Ve kendisi hem senaryo yazar, hem sinemacılarla çalışır, hem de Türk sineması ciddi etkisi var bu anlamda. Şimdi mesela, gece yanında olsun. Sosyal bilim, biraz Kurtuluş Hocam'ın kulakları çınlasın yani... ...hem Yeşilçam hem de Türk Edebiyatı'nı çok ciddi bir biçimde şey yapar, önemser yani... ...sosyal bilimcilerden daha fazla gerçekçi ya da yakalayıcı bir performansları olması anlamında... ...ya yani gece kondu konusunda... Türk sosyal bilimler literatürü, Karkıpat gibi güçlü isimleri istisna tutarak yani söyleyeceğim. Bir sürü literatür var. Ama Yavuz Turgun'un da Sultan filmi var yani. Bence bir tane Sultan filmi bilmem kaç tane araştırmaya bedel. Bunun gücüne o oradaki gerilimi gerçekten farklı aktörler açısından yakalayabilmiş yani. O olguyu iyi yakalamış ve iyi de iyi hikaye anlatıyorlar yani. Burada Türk hikaye anlatıcılığının, Türk edebiyatının katkısı nedir ne değildir bir şey diyememişim ama gerçekten orada bir şey var. Aydın naifliği ile ilgili bir şey vereyim. Yani bu Aydın'ın haktan uzaklığı hala tartışma. Hemen buradan söyleyeyim. Geçen yazlarda okuduğum bir metindir. Ya Leyla Erbil'in tuhaf bir kadın okunmalı ya. Şimdi bunlar atmışlar. sol, entelektüel, aydın vesaire bir halka inme hikayesi var. Kadın nişan taşından karakter taşlı tarlaya, Osman Paşa'ya, Gecekondu bölgesiyle taşınır. Ya piyanoyla gider ya. Piyano gece konunun kapısından sığmaz. Bahçede ağacın dibine yerleşir ve o piyano bir metafor olarak değil fiilen de çürür abicim. Sonuçta kadın orada tutunamaz tekrardan geri döner yani tuhaf bir kadınla. Şimdi Aydın ya halka inme diye bir şey yok yani tamam mı? O, o dille ilişki kurma meselesi var yani. Onun içinden yani bu niye böyle düşünüyor meselesine biraz empatinin ötesine geçen bir şey gerekiyor yani. Başlarsan köylülük halk diye aşağılamaya halk da sana seni sulu dereye götürür susuz getirir. Şimdi burada Aydın naifliği değil. ikinci bir örnek bizim bölümde şifayen dinlediğimiz bir hikaye. Bölüm dedikodusu olarak falan değil yani. Hilmi Ziyav Ülken Cahit yol... alan rahmet eylesin. İki senede Harem Otogarı'nda Gebze civarında bir köy araştırmasına gidilecek. Yani biraz ileride Kurna Köyü var yani ama şey yani gerçekten köy yani kırsal yani o anlamda da Şimdi gidecekler, dolmuşa binecekler, bir şey yapacaklar yani. Birazdan bermuda pantolon, şort, bir de kolonya şapkalı biri gözüküyor. İlmize gayri ihtar ediyor yanında Cahit Bey. Ya bu kim diyor? Ya bu bizim işte arkadaşımız diyor. Ya söyle şuna diyor. Yani köye gidiyorsun, kolonya şapkayla gidiyorsun. Yani aydın naifliği derken bu yani tamam mı? Yani köye kolonya şapkayla giremezsin. Girince öyle merhaba poğaçacı denmiyor yani. Başka bir şey <laughs> diyeceksin yani. Tamam mı yani? <laughs> <laughs> Selamun hani, adam gibi demesini bileceksin köye giderken. Dünyanın her yerinde de böyledir. Antropolojide öğreten ilk şey katılarak gözlem dediğin ne ya? Bütün şarkiyatçı, bütün antropolog yerli gruplarla evlilik yaptığını görürsün yani. Öyle mi değil mi? Türkçe isim verdi Christopher Noyman çocuğuna. Yani o yerleş... Ya bunu bile görüyor. Ya bir oryantalist bir antropolog düzeyinde bir yani o gerçekliği yakalama, nüfuz etme anlamında onu benimseme anlamında bir şey yok. Böyle illa bir mesafe. O mesafede olunca sen kavrayamıyorsun. Yeşilçam'ın ve Türkiye'de bir atının farkı yani <laughs> Leyla Erbil'in farkı ya da Kemal Tahir'in farkı bu bu anlamda Edirhaç biraz daha şey yani. Başka... Daha antropolog gibidir evet. Herhalde bu tip insanlar. Yani seziyor yani şeyi. Ötekisi bir yerden konuşuyor. Kendini kentli olduğunu zannediyor. Kendini okumuş harikalar ya. Allame zannediyor. Ya yok Allame falan değilsin değil sen yani. değil mi? Değil tabii ya. Değil yani. Yani orada <laughs> Şimdi... Bunları orta diyoruz hocam. <laughs> Ozvaldo Nartal'la golleri atabilmeniz için yapılmış ortalar. Nartal'la Beşiktaş'ta 25 gol atıp hepsi böyleydi ya. Boş kale. Yani ben ortayı yapmış olayım. <laughs> ya değil tabii yani şimdi yani o kadar uzaklıkta şey değil yani. Çok şeydir yani. Ya Asaf Bayat okumaya gerek yok ya. Yoksulun da, halkın da, köylünün de ayakta kalmaya ilişkin bin tane stratejisi var. Şey var, o da kendisini var etmeli. Siz bu hikayeyle ilişki kurarsanız sizinle yol gidiyor. Yani Türk siyasi tarihi Bülent Ecevit. Yani Türk sol tarihinin ilk defa bu kadar %41 oranda oy alışını Ecevit'in geliştirdiği siyaset diliyle ilişkisini göreceksin yani. Bu öyle bir şey yani. Yani içinden biri geldim mesela ya Robert Kolej'in adam. Ama geliştirdiği dille başka bir şey yakalıyor. Bir daha da onu yakalayamıyorsun işte ya. Böyle bir şey yani. Peki hocam, bütün bu karanlık tablodan bu ülke nasıl kurtulur? <laughs> evet, yani bu ülkenin e, ihtiyacı olan eğitim, kültürel reform, daha ileriye gitme anlamında yani aydının görevi nedir ya, ne yapmamız lazım ne oldu ya Bas bence kutmayalım. yani önce yani herkes bulunduğu yerde kendi işine gerçekten hani sokağını temizleme klişe örnek var ya öyle değil ya yani ama herkes gerçekten işinin hakkını verme işinin gereğini yapma çalışma üretme odaklı herkes başkasından başka türlü bekliyor kurumlardan tut bireylere kadar bu, bu anlamda ben çalışmayı üretkenliği fazla mı e kurum yok tamam ya e, Kemal Tahir önünde hiçbir şey yok. 63 yaşında ya bunun da 12 yılın hapiste yatması ve devasa bir kitaplık bırakmışsın Türk edebiyatına Türk gençlerle düşüncesi. ilgili de böyle şimdi gençler çok şikayet ediyor. Ben hep Kurtuluş Savaşından örnek veriyordum. Çünkü 29 Ekim nedeniyle çıkıyordum ama tek örnek orada olmak zorunda da değil. Ben okulu bitirdim. Georgetown'u tabii çok parlak. Ya Amerikan ülkesi gibi. bu tap artık yani. Geldim buraya. Zannediyorum ki işte çok iyi şartlar olacak. Sonra iş arıyorum falan. Bir müddette bulamadım bir 5-6 ay. O sırada işte iş çıkıyor ama böyle bol da falan çıkıyor. Hayatta gitmem ve depresyona girdim. Sonra aklıma geldi. Ulan 20. yüzyılın en büyük tarihçisi Fernand Braudel ve 20. yüzyılın en büyük filozofu seçtim der Fransa'da. Claude Levi Tabi. Bunlar evet. iş bulamadıkları için. Brezilya'ya Brezilya gittiler, ya. <laughs> Brezilya'da çalıştı adam ya. Ulan Emrah dedim sen kimsin sen değirmen derilisin. Sen kimsin böyle düşünüyorsun ya biraz. Evet. Ya birçok mesela ilmi şu hepsi lise öğretmenliğinden gelir. Nurettin Topçular vesaire yani. Bir zebin yakalandı. Bakın 20'lere göre benim örneğim şudur. 20'lere göre 30'lar görece yol gidilmiştir. 40'larda bütün yokluğa rağmen o 20 yıla göre yol gidilmiştir. Türkiye bu anlamda görece ciddi bir yol gitmiştir. Bu süreç devam ediyor. Burada aktörlere düşen, bizlere düşen, aydına düşen, entelektüel de halka düşen herkes işin başka türlü çalışması, yani kafa yorması yani hakikaten yani adamın çalışkanlığı, sorgulayıcılığı bambaşka bir şey. Bir de mizaç olarak da kendisiyle barışık bir adam Kemal Tahir. Hayatta şikayet ettiğini görmüyorsun ya. Yani müşteki değil yani. Ben de nefret ederim müşteki adamdan, şikayet eden adamdan. Mizaç olarak iş değil. yapan kimse müşteki olmuyor. Huysuz olabilir, kötü bir insan bile olabilir ama iş yapacaksa çok şikayet etmiyor. Ya adam. zaten hocam iş yapan adamın şikayet etmeye de Dedik hakkı dedikodu. yok, dedikoduya da vakti yok yani. Hocam Başkasına... öyle demeyelim. <laughs> <büyük> dedikodu, dedikodu. <laughs> Hasan etmeye de vakti yok. Dedikodu ve espri konusunda zeka ile kurduğunuz <laughs> ilişki sonuna kadar katılıyorum. Oradan <laughs> sorun yok. Ama yani dedikodu iki lafın belini kırmamız lazım. Ama gerçekten ya yani aynı bölümde adam kavga ediyor birbiriyle çalışmamak için ya. O öyle yaptı ya. Ya kardeşim işini yap ya. O öyle değil yani. Dolayısıyla çalışmayı ve üretimi merkeze almak durumundayız yani. Biraz da ya Türk entelektörü biraz mazoşist yani. Kendine vur. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Hayır kardeşim yani. Sizden öncekiler bir sürü soru sordu. Bir sürü çabaladılar. İşte Şevket Süreyya diyorsun. Kemal Tahir diyorsun. Beyam diyorsun... Ne diyorsan yani artık yani Nizi diyorsun. Bunlar ya harikalar yaratmadılar ama Türkiye'nin hikayesini ilişki kurup bir şeyler söylediler. Bir soru sordular ya... Uğraştı bu adamlar ya. İyi ki de uğraştı. Üstüne Türk tarihçiliği başka türlü yol gitmiş olabilir. Ama yani kuruluş dönemine ilişkin çalışmalarda, klasik döneme ilişkin çalışmalarda, toprak tartışmalarında, toprak döneminde. Şimdi bunlar kurucu metinler artık. Yani o alanın kanonik metinleri. Ona başvurmadan sonraki tarattığı hiç ona mutlaka bakacaksın köprülüğe bakacaksın köprüden biz çok yol gittik mi gittik yani her şey hiçbir coşkunla başlamıyor yani bizimle başlamıyor <laughs> arkadaşlarla başlamıyor ama biz biraz geriye de öyle bir kendimize de güvenimiz yok. Çağ yapıyoruz. Yani buradan şeye geçmek istiyorum. Yani Kemal Tahir Türk romanı ile ilgili açtığı tartışmalar var. Şimdi Devlet Ana'nın ilk baskısının arka kapağında bir Türk romanı tanımlaması vardır. Yani Devlet Ana'nın bir Türk romanı oldu. Bu da bir tartışma yaratır. Dost dergisi özel bir sayı yapar. Bir soruşturma açar Devlet Ana Türk romanı odaklı. Kemal Tahir'in burada Türk romanından kastettiği şu. Yani bir şeyi deniyor devlet arada. Onu açarız birazdan. Ama Dostoyevski'den örnek verir. Türk romanı konulu bir açık oturum. Düzenler Mehmet Seyda gazetecidir. Kemal Tahir, Ahmet Oktay, Sabahattin Selek gibi Doğan Kasaroğlu gibi TRT yönetici yapmıştır. Bu tür isimlerle bir açık oturum düzenler. En son Kemal Tahir konuşuyor. O da şunu söyle. Dostoyevski diyor ki biz diyor batıdan diyor batı romanının tekniğini, bunu, araçlarını kullandığı yöntemleri aldık diyor. Buna diyor Rus olarak Rus'un dehasını kattık diyor. Rus'un dünyayı kavrama biçimini, refleksini, tarihsel tecrübesi neyse bu. Biz bunu kattık diyor. Bizim diyor yani bir etnisite düzeyde bir Türklük tanımlama meselesi değil. Zaten şimdi o tartışmaya tamam, Olsun diyorsun, ha, yani e, bizdeki... Çünkü Türkiye şey var ya Türkçe edebiyat diye bir şey var. Yani orada, dolayısıyla Kemal Dayan, Türk romandan anladığı yani Türkiye'nin tarihsel, düşünsel bütün reflekslerini, toplumsal reflekslerini romana yansıtması vesaire yani o tür bir odaklanma yoksa etnisite belli bir şeyi bakmaz. Zaten Cumhuriyet tarihinin kendisi de yani bana göre en büyük başarısı da modern bir Türklük kavramını inşa edebilmesidir. Ve orada da çözemedi, et, evet. etnik, etnik temelde değildir yani modern Türklük tanımı. Yani ne mutlu Türk'üm diyene etnik bir temele davet değildir yani. Gayet duygusal kültürel. 1928'lerdeki yasalardan birinde de açıkça var. Hatta galiba anayasaya da. Yani 30'larda bir radikalizm var. Bir Türk arayışımız var. Böyle kafayı ölçüyoruz vesaire ama yani çok hızlı terk ediliyor. Birkaç yıllık bir radikalizm o. Gitmediğini görüyoruz. Yani öztürkçecilik gitmediği gibi. O da gitmedi. O daha kısa bir dönem sürdü. 80'e kadar geldi Öztürkçecilikte yani. Dolayısıyla Türk romanı meselesinde öyle bir kavrayışı var. Burada iki tane şey söyleyeceğim. Devlet ana bu anlamda klasik Türk anlatı geleneğini, tahkiye geleneğine, hikaye geleneğine, nesil geleneğine yaslanarak bu nesir geleneği de yani hem kroniklere hem Hamzana hamzanameler, cönklere, dede korkuda yaslanarak biraz önce konuştuğumuz... Tabii sürü... devlet anadaki o meşhur gerdek sahnesi bulamadım. Onu mutlaka... <laughs> Tamamıyla yani dede korkuttan olduğu gibi transferdir. Ya yani, muhteşem o bir değil. sahne. O, kız gerdeğe giriyor ve onu çok güzel bir Türkçeyle anlatıyor. işte alt alta elde de gelip dil alıp dil verip emiştiler falan. Evet. Ondan sonra kız anasına gidiyor. Ana ana bunun tadı böyleydi. Madem neden beni <laughs> <laughs> kahve neden beni ere vermedin tamam beklettin tamam ben beni kadar korkutlan aktarma tamam bir şey dinle. olarak gelmesi söz konusu ama burada Cönkü de kullanıyor Yunus Emre'yi de kullanıyor ve o tüm o kaynaklardan yani Türkiye'de bir ayrı bir nesil dili inşa edebilir miyiz deniyor yani. O lokallikten lezzet çıkarmak çok Avrupalı yani, şey. Yani muazzam bir girişim bir kolonyal zihniyete sahip oluyoruz ya. Bizim gibi ülkelerde batıya göre geri kalmış ülkelerde entelektüel bazen kolonyal zihniyete sahip oluyor. Cezayir'de ya, falan çok görüldü. James Baldwin işte geliyor siyah Amerikalı yazar. Ona diyor bu 50 yıllık tarihle nasıl roman yazıyorsunuz diyor. İşte bu tip adamlar batıda. Aslında evet. dili aktaramadığımız için belki pek bilinmiyor ama batının da saygı göstereceği bu. Çünkü o folklorik elementi kendi geleneği değerli. Yani biz yurt dışına Tarkan'a değil İbrahim Tatlıses'i yollayabilirdik ya. Hep söylenir. Onun gibi bir şey aslında Kemal tane öyle bir evrensel taraf var. Çünkü evren senle global dünya. Yani kendisini şeyleri... kavrayışı bu anlamda. Aynen. Fazlasıyla olan... modern anlamda. Aynen öyle. Tamam. Çok modern bir tamam. adam. Tamam. Çok Avrupalı. bir Lokali geleneği gerçekten çok kendisini yerinde. Kendisini bu şartlarda ifade etmez emin olarak yani. Aynen kullanması. öyle. Buna değer verir. Yoksa Cezayir'in hiç Arapça bilmeyen entelektüelleri vardı. Fransızca konuş artık o kadar şey olmuş. Buna batı değer vermez. Buna dünya bunlar medeniyette kalıcı olmaz. O anlamda çok hakikaten. Kurucu bir adam. Orada Türk romanına ilişkin bir de Orta Anadolu Türkçesini Çankırı, Çorum, Ortanos, Sivas bu Orta Anadolu, Selçuklu bölgesi denilen bölgeyi yeni Türk edebiyatının yaratılmasında bir edebiyat dili yaratılacaksa, Türkçenin bütün saflığıyla ve zenginliğiyle bu bölgede olduğunu, onunla başka türlü bir ilişki geliştirmeyi, onu merkeze almaya ilişkin ciddi vurgusu vardır. Ya mikrop dediğin dediğinin böcünün ufağı. Muhteşem bir laf değil mi? Ya, mikrop dediğim dediğin böcüğünün ufağı. Tabii yani. Ben bu romanların hepsini yaklaşık 18-19 yaşında okudum. Ondan sonra hiç Kemal Tayyar okumadım. Şunu söylemek için söylüyorum. Bu verdiğim örnekler, belki birkaçını okumuşum. Deretana'yı falan diye ama köy romanlarını lisede okudum. Mikrop mikroplediğin böcünü fa, atizi, itizine karıştı. Bunların hepsi benim için 30 sene önce okunmuş ve hala unutmamışım. Şimdi fark ettim. Yani çalışıp gelmedim buraya. O kadar Ben de. Ama <laughs> yani sizin en azından daha şey. Yani genç bir çocukken okuduğum bir şey hala aklına kalabiliyor. Bu çok değerli bir şey bence. Yani. Bence yani. Kalemin kuvvetini gösteren bir şey. Zaten iyi kitap kendisini tekrar okutan kitaptır. Kemal Tahir dönem dönem sürekli farklı bir yetişkin grubu var ama genç insan açısından da vesaire Kemal Tahir kendisini ilişki Kur'an'a açan bir yazar. Yani mesela Bir Mülk bir kalesi, arkasından yorgun savaşçı, arkasından esir insanları ve mahpusu, arkasından kurt kanunu, arkasından yol ayrımı, bozkırda bütün cumhuriyet döneminin o bir 50 yıllık, 60 yıllık hikayeyi... Yani bir grup ihtiyaççıları, milli mücadeleyi anlatan... Aydınlar arası, kadro arasında çekişmeye, toplumla Zaten ilişkiler... Daha kurt kanunu, yorgun savaşçı, esir şehir... Evet ama bir mülkiyet kalesi de o bir mü... bütün o milli mücadeleye giriş yani... Bir, bir kısmı orada, bir kısmı köyden bahseden... O da şey... Sağır dere, yani... kör büyük mal, 15-16 yılda orada, beş, altı ben, davanda e, orada yedi yaylası, köyün Yaladır, Kamburu, büyük, büyük, mal, mal. Körduman, o ayrı iki. Kelle Cöhmet, ama araya mutlaka rahmet yolları kesti. Rahmet, rahmet, yolları, yolları kesti. Yani kesinlikle sinematografik bir metindir. Yani, bir suyu adam gibi o da böyle çok şey kadar, başına o çok O güç güzel. ilişkilerinin görüyorsunuz şimdi 1956 falandır o kitabın yayını. Eşkıyalık mod olduğu için falan değil. O günkü Türkiye'de bak 70'lerin ikinci yarısına kadar Türkiye'de basında matbuatta eski tabirle medya yok o zaman. Birinci sayfada eşkıya haberleri 70'lerin ikinci yarısına kadar sürdü hocam. Yaygın bir olgu yani. Devletin güçsüzlüğü anlamında da bunu zikredebiliriz. Orada eşkıya olgusunu el alır ve onu da muazzam bir biçimde karikatürize eder. Ve güç ilişkilerinin nasıl eşkıyayı kullandığını, anın ya da güçlü manifaturacılık çerçilik yapan esnafın vesaire muazzam bir metindir. Dolayısıyla genç insan Türkiye hikayesiyle işi kuracaksa bence Kemal Tahir fazla şey. Dönemsel değildir. Yani bir dönem okunmuş geçmiş rüzgar evet, değil evet. çok evrensel temaları da olan bir şey. Bir de sizi bir şeye zorlamaz. Bir kalıba girmeye zorlamaz. Tam tersine yani sizin özgürce o hikayeye dahil olmanızı, ilişki kurmanızı ister yani. Metin öyle bir metin yani. İlişki kurduğunuz ölçüde size kendisini açar. Zaten talep edersiniz okumayı yani. Hangisinden başlarsanız başlayın yani. İlla bir kronolojik olarak başlamamız gerekmiyor. Yani şuradan başa Hangisinden başlarsanız diğerine gidersiniz. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. bağra çağıra hoplaya zıplaya bir program oldu. <laughs> evet ben hoplayıp zıplayamadım çok fazla. Oğlum atlayasanız da. Bunlar da böyle yapıyorlar. Bak çok nazikler hocam. Böyle böyle yapıyorlar. Çukurası Versay. Demin biz burada çekim yaparken arkada bir halay çekmedikleri kaldı. Don, kapı çaldı onu açtılar. Rahatsız olmayalım diye böyle alkışlıyorlar. Hocam valla çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim evet. ekibe, yayın ekibimize, mutfağımıza. Ben bu son iki kitabı Sana hasreten çok ederim. teşekkür ederim. Hakikaten benim için Mişer Zevako ile birlikte Kemal Tarih Şekeri'ye çok önemlidir. Şekeri'yle de biz çok konuşuyoruz. Genelde böyle bir şey var yalnız. Bazen e, kamunun duyacağı şeyleri daha yaşlı hocalar bana söylüyorlar. Ben de hep onları paylaşıyorum. Linci ben yiyoruz. <laughs> İsmail kurtarıyor. Evet evet. Ama bugün açıklık getirdik Ay, niye yani? Açıklık getirdik? Bana verdi göbeği ben yedim linci. <laughs> İkincisi şeyde de oldu bu benzer bir şekilde. Bugün ben bu Osmanlı okuma oranlarıyla ilgili kitaba yazdığım zaman bir sürü insan böyle aa işte bilmem ne çok okuyorlardı, şöyleydi, böyleydi. Ya İsmail yani, mali insanın çalışmalarına bakın diyordu. E ben zaten o fikirleri ondan almıştı. Okur yazar abartıyor da şimdi ya kardeşim 19. yüzyılda sanki bütün Avrupa okur yazar. Öyle bir şey yok yani. Bu fabrikayla birlikte işçinin makine başındaki talimatı okuyabilmesi için okur yazarlığın en üstün devrimin tabii bir çıktı. olarak geliyor. Ya, Fransa'da %27'ye %47'de, 1790'larda, Japonya'da da yüksek. Burada bizi, da millet... bize de çok kendimize bakıyoruz. geçmiş bize. çok önemli değil orada. Lan bugün okumuyorsunuz ki siz. Bugün Türk milletini birleştiren şey Okuma okumaz. Okumaz <laughs> abi. Okumamaya yemin etmiştim. Senede 10 tane kitap okuyor musun? Okumuyorsan cahilsin abi. Bu güzel kıyafetler giyerek falan filan giderebileceğin bir şey değil. Bu toplumun belli bir kısmına bir hakaret de değil. Sen senede 10-20 bir rakam belirleyelim. Olur kardeşim. Bir rakam belirleyelim. Onun altında kitap okuyorsan ya da o kadar sayfa makale falan bir şey okumuyorsan ya, okumadan sonra Soramazsın. Düşünemezsin. Aynen ya. öyle. Soramazsın. Yani o için... yüzden de her şeyi Deli gibi okuyacağız yani. Yani okumuyorsun. Bununla ilgili kompleks geliştirmeye de gerek yok. Kompleks geliştireceğine durumu... Müdahil ol. Devrimci yani, müdahil, müdahil de bunun eyleme geç. Abi yoğurt yapmayı biliyorsunuz evinizde. Hasta oluyorum ya. Abi Yo yoğurt ekmek yapan insanlarsınız. <gülüyor> Ondan <laughs> işi şey yok başkanım ya. <laughs> Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani Türkiye'nin genel anlamda bu... Ya, buradan programı. hiç yemiyoruz. Buradan hiç değil. Ben bunları yedim. <laughs> O <laughs> bitti o linçler. Bunlar yendi bitti. Ben biz ben de Pala Safi diyordu. Ne güzel lan paratener gibi önden bütün elektriği alıyorsun. <laughs> Onlar muhteşem. Abi o linçleri yedim yedim. Ben düşmediğim için. Bizde sempozyumda Kemal Tahir Devlet Aleşkin harika bir tebliğ yazdı yani. Hem sunumu iyiydi. Pala Safi. Evet ya. Hocam reklamını yapmayın şu insanlara. Yapalım ya, hocam, hocam. Yapmayın, ama. yeter ya. Pola, Pola. <laughs> Olur mu ya? 1999'dan beri Polta'da selam söylemiş oğlum bundan. Çok teşekkür ederim hakikaten. Türkiye'nin sadece edebiyatı değil, entelektüel dünyası değil, toplumuyla zaten bir sosyologsunuz İstanbul Üniversitesi. Sosyoloji bölümünde başkanısınız. Gençlerle de aranız çok iyi. Evet, seviyoruz gençleri. Evet arkadaşlar, hiperaktivitemizi kontrol etmekte zorlandığımız bir program oldu. İsmail Coşkun benim çok sevdiğim de bir hocam. Her zaman da dostum, çok neşeli sohbetlerimiz oluyor. Bunlardan birisi siz de izleyin istedim. 101 Plus'ın bir başka bölümünde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.